Merhaba sevgili seyirciler. Geçen programımızda İnfitar suresinin tilavetiyle sizlerle beraber olmuş, aynı suredeki talim ve tecvid uygulamalarını da beraberce tahlil etmiştik. Bugünkü dersimizde ise Kur'an tilavetinde bir adım daha ileri giderek mana odaklı bir tilavet icra etmenin yollarını bize öğreten Kur'an tilavetinde temsili okuma konusunu beraberce ele alacağız. Bu uygulamanın tilavetimize nasıl bir canlılık kattığını, adeta Kur'an'ı tilavet yoluyla tefsir edermişçesine okumanın güzelliklerini birlikte müşahede edeceğiz. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlayalım. Kur'an-ı Kerim'i tilavet esnasında manaya uygun bir şekilde sesin yükseltilmesi veya alçaltılması yoluyla ve ses vurgusuna riayet ederek uygun bir ses tonuyla okumaya temsili okuma denir. Temsili okumada başlıca üç temel husus karşımıza çıkar. Birincisi ses vurgusu, ikincisi raf'i savt yani sesin yükseltilmesi, üçüncüsü de haftı savt sesin indirilmesidir. Devam edelim. Öncelikle ses vurgusunu ele almaya çalışalım. Ses vurgusu okuyuş esnasında kelimelerin bütünlüğünü korumak ve manaya dikkat çekmek için sese kuvvet vermeye ses vurgusu denir. Ses vurgusunda lafzi ve manevi gaye gözetilir. Lafzi gayeden maksat kelime bütünlüğünü korumak, manevi gayeden maksat ise manaya işaret ederek Dinleyicinin dikkatini manaya yöneltmektir. Ses vurgusu sadece Arapçada değil, Türkçemizde de konuşurken sıklıkla karşılaştığımız bir durumdur. Mesela an kelimesi çok kısa bir zaman dilimini ifade ederken ses vurgusu ile bir şeyin hatırlatılması manasına gelmektedir. Rabbini an, zikret gibi. Devam edelim. Kur'an tilavetinde ses vurguları nerelerde yapılır? Bunları madde madde şimdi birlikte görmeye çalışalım sevgili seyirciler. Birincisi, kelimelerin birbirine karışmasını önlemek için ilk harflerinde ses vurgusu tercih edilir. Kelime ortalarında veya kelime sonlarında ise ses vurgusu yapmak uygun değildir. Şimdi örneklerimizle daha iyi kavrayabiliriz konumuzu. İlk örneğimiz Fatiha suresinden bir örnek seçtik. Burada İyyâke ne'budu derken nun harfine, burada da ve İyyâke nesse'in derken nun harfine hafif bir ses vurgusu yapmakta fayda var. Bu ses vurgularını yaparken sevgili seyirciler şunu da ifade edelim. Abartılı bir şekilde ses vurgusu yapmamaya özen gösteriyoruz. Hafif bir ses vurgusu yapıyoruz. Kelimelerin bütünlüğünü bozmamaya özen gösteriyoruz. Ayetin insicamını da bozmuyoruz buna dikkat ediyoruz. Okumaya çalışalım şimdi. ne na'budu ve iyyake şeklinde. Bir başka örneğimiz alalım. Nasr suresinden bir örnek. Burada da ses vurgusunu yine nun harfine yapmakta fayda var. İza ja ve feth şeklinde ses vurgumuzu yapmış olduk sevgili seyirciler. Devam edelim. İkincisi iki aynı harf biri bir kelimenin sonunda diğeri ikinci kelimenin başında yan yana gelirse kelimeleri birbirinden ayırmak için İkinci kelimenin başındaki harfe hafif bir ses vurgusu yapmakta uygun olur. Bunu da ifade edelim. Hemen bir iki örnekle göstermeye çalışalım. Fil suresinden bir örnek aldık. Bakınız, F harfi kelimenin sonunda. Diğer kelimemizin başında da yine F harfi var. İkinci kelimenin başındaki F harfine hafif bir ses vurgusu yapıyoruz. Okumaya çalışalım. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil Devam edelim. Mesela Kevser suresinden bir örnek aldık. İki tane lam harfimiz yan yana geldi. İkincisine hafif bir ses vurgusu yapıyoruz. Fesalli <Sessizlik> li rabbika wanhar Fesalli li rabb Bik ve Evet. Devam edelim. Genel olarak bütün edatların ilk harflerine vurgu yapmak uygun olur sevgili seyirciler. Nida edatları, tekitlamları, istisna edat olan illa ve benzerlerine vurgu yapmak da güzel olur. Şimdi hemen bir iki örnekle göstermeye çalışalım. Bakınız burada nida edet olan ya'yı görüyoruz. Burada ya harfine, nida edet olan ya harfine hafif bir ses vurgusu yapıyoruz okuyuş esnasında. Göstermeye çalışalım, okumaya çalışalım. Kale ya nuhu innehu leyse min ehlik. Kale ya nuhu innehu leyse min ehlik. Devam edelim. Bir başka örneğimiz alalım. Mesela Asıl suresinden bir örnek alalım. Burada tekit olan lama hafif bir ses vurgusu yapmakta fayda var okuyuş esnasında. Okumaya çalışalım. İnnel insane lefî husr. İnnel insane husr. Devam edelim. Bir başka örnek alalım. İstisna edet olan illaya güzel bir örneğimiz var. Görüyoruz. İllaya hafif bir ses vurgusu yapıyoruz okuyuş esnasında. Ve <laughs> mâ erselnâke illâ rahmetellil Devam edelim. Ses vurgusunda bir başka maddemizi görelim. Zamirlerin ilk harflerine vurgu yapılması da yine uygun olur. Bir tane örnek görelim. Hemen İhlas Suresi'nde. Burada hu ve zamirine hafif bir ses vurgusu yapmakta fayda var. Göstermeye çalışalım, okumaya çalışalım. Kul hüvallahu ehad. Kul Allahu ehad şeklinde. Bir başka örneğimiz görelim. Mesela burada hüm zamirine hafif bir ses vurgusu yapmakta fayda var. Ve ulaike humul muflihun وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Devam edelim. İkincisi, raf'i salt, yani sesin yükseltilmesi. Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederken bazı kelime, cümle ve ayetleri ses tonunu yükselterek okumaya raf'i salt denir. Burada mümkün mertebe okunan yerin anlamının gözetilmesi esastır. Ses vurgusunda kelimelerin ilk harflerine vurgu yapılırken ses yükseltilmesinde ise kelimelerde veya ayetlerde ses tonu yükseltilir. Ses yükseltilmesi esnasında ses vurgusu kuralları da uygulanırsa tilavet daha da güzelleşir sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, şimdi Nerelerde ses yükseltilmesi yapılır? Bunları görmeye çalışalım. Birincisi hak ve hakikatin açıklandığı, iman, ibadet, ahlak ve benzeri gerçeklerin anlatıldığı ayetlerde rafi sawt yapmak, yani sesi yükselterek okumak güzel olur. Örneklerimizde görmeye çalışalım. İlk örneğimiz

Bu ayet-i kerimede aynı zamanda ses vurgusunda lam harfine yapmış olduk. Sesimizi yükselterek okuduk ayet-i kerimeyi. Devam edelim. İkincisi, Allah'ın kudret ve yüceliğinin ifade edildiği Kur'an-ı Kerim'in Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, diğer peygamberlerin ve müminlerin özelliklerinden bahseden ayetlerde de raf'i saut yani sesin yükseltilerek okunması ayet-i kerimelerin güzel olur. İlk örneğimiz görmeye çalışalım. hakka kadri. Allah aziz. Yine bu ayet-i kerimede ses vurgusunda lam harfinde de göstermiş olduk. Sesimizi yükselterek okuduk ayet-i kerimeyi ve raf savt uygulamasını gerçekleştirdik. Devam edelim. Bir başka örneğimiz. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ Burada da yine sesimizi yükselterek ayet-i kerimeyi okumaya çalıştık. Devam edelim. Üçüncüsü, Yüce Allah'ın, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer peygamberlerin kafirlere, müşriklere ve münafıklara olan hitaplarından ve cevaplarından bahseden ayetler. Bir tane örnek alalım hemen. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ila جَهَنَّمَ زُمَرًا Evet, bu ayet-i kerimede de sesimizi yükselterek ayet-i kerimeyi tilavet etmeye çalıştık. Bir diğeri, Allah'ın emir ve yasaklarını ihtiva eden, çeşitli konulardaki hükümlerini bildiren ayet-i kerimeler. Görmeye çalışalım. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Bir başka örnek görelim. وَلَا تَمْشِي فِي الْاَرْضِ مَرَحًا Evet, buralarda sesimizi yükselterek ayet-i okumaya gayret ettik sevgili seyirciler. Rahmet, müjde, mükafat ve cennetten bahseden ayet-i kerimelerde de raf'i savt yapmak yani sesi yükselterek ayet-i kerimeyi tilavet etmek güzel olur. Bir tane örnek görelim. Öncelikle İnfitar suresinden bir örneğimiz. İnnal abraara Yine burada biraz önce de görmüştük. Tekkit lama olan lamada ses vurgusu yaparak hem sesimizi yükselterek hem de ses vurgusunu göstererek temsili okumayı gerçekleştirmeye gayret ettik. Bir başka Yasin suresinden örneğimiz var. Onu da alalım. Kısa bir örnek. Selamun kavlem min Rabbir Evet. Devam edelim. Tilavet esnasında mana esas alınarak haftı savt, biraz sonra göreceğiz. Sesin alçaltılması yapılarak okunan ayetlerin cevabında da ses yükseltilerek okunur sevgili seyirciler. Şimdi görmeye çalışalım. Bu ayet-i kerimede şu kısımda, ayet-i kerimenin şu kısmında sesimizi alçaltarak okuyacağız, indirerek okuyacağız. Ancak burada Cenab-ı Hakk'ın cevabı geldiği için biz sesimizi yükselterek okumamızda fayda var. Birlikte okumaya çalışalım. Ve zarrabe lenne ve nesy قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم Bu şekilde sesin yükseltilmesi gereken yerleri gördükten sonra sesin indirilmesi gereken yerleri birlikte görmeye çalışalım sevgili seyirciler. Öncelikle bir tarifini yapalım. Haftı savt, sesin indirilmesi. Kur'an-ı Kerim tilaveti esnasında bazı kelime, cümle ve ayetleri ses tonunu düşürerek okumaya haftı savt denir ses tonunun düşürülmesi esnasında da ses vurgusuna riayet etmek gerekir. Şimdi madde madde görmeye çalışalım. Birinci maddemiz dua ve istiğfar ayetleri. Kur'an-ı Kerim tilavetinde Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerin ve müminlerin Allah'a olan yalvarışlarını, yakarışlarını, dua ve niyazlarını içeren ayetlerin ses tonu düşürülerek okunması uygun olur. Şimdi örneklerimizle daha net bir şekilde görmeye gayret edelim. Sürekli olarak okuduğumuz, namazlarımızda okuduğumuz Rabbena duası bu ayet-i kerimeyi seçmeye gayret ettik. Şimdi birlikte okumaya çalışalım. Rabbena âtina fî dünya hasenetu ve fil ahirati hasena ve fil ahirati hasenetu ve qina azaban evet bir diğer örneğimiz görelim İbrahim suresinin 41. ayet-i kerimesindeki örneğimiz yine aynı şekilde Rabbena duasıyla birlikte okuduğumuz ve namazlarımızda sürekli ve sıkça okuduğumuz bir ayet-i kerime. Rabbena ufirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Rabbena ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Evet, devam edelim. Bir örnek daha alalım. Rabbighfir ve erham ve ente hayrur rahimin. Ve kur Rabbighfir ve erham ve ente hayrur rahimin. Devam edelim. Bir diğer maddemizi görelim şimdi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kafir, müşrik, münafık, şeytan gibi sapmışların batıl sözleri. Buralarda da sesin alçaltılarak okunmasında fayda var sevgili seyirciler. İlk örneğimizi görmeye çalışalım. Naziat suresinden bir örnek. فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلَى فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ ala." أشكرني لقد سمع الله قول الذين قالوا قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا قَالُوا إِنَّ اللَّهَ wa وَنَحْنُ أَغْنِيَاءٌ Devam edelim. Bir başka örneğimiz görelim. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى وقالت النصارى المسيح ابن الله. ve qaletil yahud uzeyrun ibnullah ve qaletil nasara ve qaletil nasara el bir diğer maddemizi görmeye çalışalım şimdi Kur'an-ı Kerim'de bazı peygamberler de dahil olmak üzere çeşitli kimselere uyarılar yapılmıştır. Bu gibi ayeti kerimelerde de sesin alçaltılarak tilavetin gerçekleştirilmesi uygun olur. İlk örneğimiz görmeye çalışalım. Abese suresinin 1 ve 2. ayet kelimelerini görüyoruz. Altında da zaten manasını verdik. Abese ve tevelle en ca ehul a'ma abasan bir diğer örneğimiz görmeye çalışalım wedu ila rabb Birka ve la tekoonan min al-mushrikin. Vddu ila ve la tekoonan min al-mushrikin. Devam edelim. Bir başka örneğimiz yine Kasas suresinden. ولا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ ولا تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ Bir örnek daha alıp dersimizi tamamlamaya doğru gidelim. Duha Suresi'nden. وَوَجَدَكَ en vejdenke ve Sevgili seyirciler, Kur'an tilavetinde temsili okuma ile ilgili bazı hatırlatmalar yapmakta fayda var. Temsili okuma tercih edilirken aşırı mübalağadan kaçınmak esastır. Tabii olmaya özen gösterilmeli, yapmacık tavırlardan ve ciddiyetsizlikten uzak durulmalıdır. Temsil yapayım derken yüzü buruşturmak, sese olağan dışı nameler katmak, okuyuşu abartılı bir ağlayışa benzetmek, makam icra etmeyi önceleyerek Kur'an tavrından uzaklaşmak ve tecvid kurallarını bu sebeple ihmal etmek doğru değildir. Temsili okuma esnasında ses vurgusu yapayım derken yersiz ve gereksiz sekte hatasına düşmemek gerekir. Özellikle ses vurgularında bu durumla karşılaşıyoruz. Yaygın olarak yapılan hatalardan bir tanesi bundan uzak durmamız gerekiyor sevgili seyirciler. Ayrıca vakıf ve iptidayı bilmek de yani durulacak ve başlanacak yerleri tanımak önemli bir unsurdur. Şunu da ilave edelim. Kur'an tilavetinde temsili okuma bir şart değil tercihtir. Ancak temsili okuma Kur'an-ı Kerim'in hatasız okunması, yapılan hataların fark edilmesi ve tilavetin emredilene uygun olması için gösterilen dikkat ve titizliğin en üst noktasıdır. Bu sebeple temsilin tecvidin bir parçası olduğu da söylenebilir. Temsili okumayı icra edebilen kişinin okuyuşta çok mahir olduğu kabul edilir temsili okumanın yerine getirilmesindeki en önemli unsur az da olsa Arapça bilgisidir. Çünkü temsili okuma daha çok manayla ilgilidir. Arapça bilgisi yeterli olmayan kimseler ise Kur'an meallerinden ve alanında uzman Femi Muhsin üstadlardan istifade edebilir. Temsili okuma tilavete ayrı bir güzellik katar, ahenk ve kalite kazandırır. Bunları da Unutmamış olalım sevgili seyirciler. Unutmayalım inşallah. Kıymetli seyircilerimiz, bugünkü dersimizde Kur'an tilavetinde farklı bir konum ve öneme sahip olan temsili okuma konusunu birlikte ele aldık. Kur'an kıraatinin mana odaklı bir tilavetle icra edildiği zaman tilavete ayrı bir tesir, lezzet ve letafet kattığını gördük. Temsili okuma uygulamasının ses vurgusu haftı savt yani sesin indirilmesi ve raf'ı savt yani sesin yükseltilmesi olarak üç bölümden oluştuğunu vurgulamış olduk. Raf'ı savt, ses vurgusu ve haftı savt olmak üzere. Konumuzla ilgili ayeti kerimeleri beraberce tilavet ederek temsili okuma usullerini nasıl icra edebileceğimizi de birlikte görmüş olduk. Bir sonraki programımızda Kur'an tilavetinde Dudak talimi konusunu ele alarak Kur'an yolculuğumuzda önemli bir adım daha atmış olacağız. Tekrar buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.